İyi uyuy, tekrardan merhabalar sevgili Fenme Gönül dostları. Yepyeni bir bölüm, bu sefer 118. bölüm sanırım ile karşınızdayım. Bildiğiniz gibi ligde tıngır mıngır giderken şu kafada çılgın gibi gidiyorduk. Şimdi kafama bir şey takıldı benim. Şeyi merak ettim, baktım onunla ilgili bir şey yazmıyor. Grup etabı değil de. Şeyi merak ettim, acaba bu Serie C kupası, yani neticede sadece bu seviyedeki ligdeki takımlar için yani arasında yapılıyor. Acaba bunu kazanana şey var mı diye merak ettim. Bir üst lige çıkma şeyi falan. Yoksa sadece paraysa saçma. 40 bin dolar için bu kadar mücadele edilmez yani. Ama üst lige çıkma şeyi varsa efsane olur. Ama yazmıyordu, o da yok herhalde. O herifler bütün maçları kaybederek gelmiş. Devire devire yürüyorum şişeleri. Özel bir olarak yok. Hücum organizasyonlarında ne kalsın o zaman. Gol atalım en azından. Gözümde de şey var ama. Odaklara meyir. Mantova, merkez. Mantovani, Manto diye herifler. Mantova, Mantovani. Çok güzel oyuncu bulmuşlar. Valerio Mantovani, ha bak. Allah Allah. Antrenman bilmem ne. Maçta çıkışıyor, maçta çıkışıyor. Ha. Geniş alan kontrollü hücum görevini arttır diyor ya. Abi hücum görevi şey, çok var lan. Lan böyle manyak gibi hücum oynanır mı abi? Çok garip. Savunma görevi yapan çok az kaldı adam zaten. Taraftarların yüksek, zor nüfus hücumunda. Allah be, gene şey. Ufik. Christopher Ufik. Bu nerenin lan böyle? İtalyan ismi gibi. Christopher Ufik. Maşallah, kondisyon zorluyor. Ayak takım kıranıkları yemeği muhteş. Aferin. Az soru sorun böyle hep. Aferin size canım benim. İki soru. Onları da daha mantıklı sorabilirdiniz ama olsun. İki soru da salın beni. Gideyim maçımı yapayım. Şu iki takımla logosu aynı denk gelmiş. Baksana. Bu bazı liglerin lisansı şeyi yok. FM'de bildiğiniz gibi. O yüzden o takımın logosunu kullanamıyor. Onun yerine böyle kendi rastgele bir logo üretip onu kullanıyor. Bu ligde öyle yani, yoksa şeyin Pisa'nın logosu şöyle bir şey değil tabi. Bir tek zaten İngiltere'nin logoları var. Başka nerenin var? Portekiz'in şeyi bile yok mesela. Porto ile Braga'nın adını bile kullanmıyor. FSP diye, ya FCP diye yazıyor. Futbol Club gibi bir şey gösteriyor yani. Reggiana, Manfredonia. Ulan ne zor isimleri var, söylenmiyor gerçekten. Ha, bu arada şey diyeceğim sevgili dostlar. Ben yeni bir oyun aldım geçen gün. Şöyle bir baktım, fena değil gibi şey. 911 Operator, 911 Operatör diye. Gelen acil... Ay Allah. Ulan ne sakarlık yaptım ya. Abi gözümde, iki gözümde de bir şey var. Ortam mı çok kurudur nedir? Anlattığım konuda dağıldı. Şey diyordum. İşte böyle acil gelen aramaları açıyorsun, cevaplandırıyorsun. Gerekirse oraya polis ambulans gönderiyorsun, bilmem ne falan. Enteresan, onunla bir kayıt almaya başlamayı düşünüyorum aslında da. Bilemedim yani. Ne geldik maça. Bu arada ben Zapata gelir mi diye bekliyorum bir yandan. Zapata'ya en son istediği sözleşmeyi vermiştik. Hayvan gibi para bayılmıştık. Mantova Pisa.
Çok önemli maç ya. İkimiz de orta sıralardayız. Şu maçta birazcık daha yukarı çıkayım da yönetimin gözünü alayım. Takım seçimi. Çok da yorgun değiller diyecektim. 91'ler falan var ya. Yedekler doğruysa sorun yok. Aa, Pozemon yok değil mi? Bu çocuğu alalım abi, şu Dinikolyan'ı. Bu Dinikolyan'ı satmak istiyorum ben artık hatta. Dinikolyan. Şöyle yapıyoruz kardeşim. Sen kaç para ediyorsun ki oğlum? 22.000. Herhangi bir teklife sat ya. Adama gerek yok abi. Hatta şuradan daha satacaklarım da çıkar kesin de. Valiyetti mesela belki. Evet. Gerçi 4 yıldız diyor bu. Nasıl 4 yıldız lan? Tanı sabit varsa onu satarım ama yani. Şu Gargiulio mesela. Hiç gerek yok buna da. Neyse, şu an bunlara takılmayalım. Kalan her şeyimiz doğru. Evet, şeyden kontrollü yapacağım. Şey diyordu ya, hücum gücünü arttır, destek gücünü azalt diyordu değil mi? Ah. Tam istediği gibi yaptım oyunu. Bir saat ısınacağız. Bugün bilgisayarda da bir yağışlık vardı. O yüzden bu ısınmanın uzun süreceğini tahmin edebiliyorum. O sırada ben size hava durumunu vereyim. Hava hayvan gibi açık, güneşte. İki gündür garip garip bir sis vardı. Bugün o sis kalmamış. Güneş adeta kafama vuruyor. Gözlerim kamaşıyor. Bu arada bölümleri gece çekmeyi bıraktıktan sonra şu yandaki tuvaletin ışığına da hiç dikkat edemez olduk. Gece ama şey, gece ben bakıyorum orada bir gerçekten her gece gene açık ya. Yani normalde hani insanlar böyle koridorun ya da antrenin ışığını açık bırakır ya gece, hani uyanan önünü görsün yürürken falan diye. O dayı tam tersini yapıyor, tuvaletin ışığını açık bırakıyor anladığım kadarıyla. Mantıklı mı derseniz çok mantıklı değil. Ama işe yarar mı derseniz yarayabilir. Onun dışında adeta bir şey günü. Bahar günü. Diyeceğim zaten artık bahar da geldi, Mart da oldu. Havalar da ısınmaya başlayacaktır diye tahmin ediyorum. Devam. Bir daha devam. Tavsiye... Oo, tavsiye hiçbir şey yok zaten. Kontrollü. Kaldığınız yerden devam edin. Motive de oldular. Hadi bakalım. Şu Mordin'le şu moralsizliği bir acayip uyuz ediyor. Aa, bunlar istedik küçük bir şey ya. Ay yazık, gece konu gibi stat canlarım benim. Gelsinler de benim stadı görsünler diyeceğim ama gelmiş olmaları gerek zaten. Çünkü bu 20. maç sanırım. Yani artık ligin ikinci... Böyle fazla yapma öyle şeyler. Ligin ikinci yarısına başlamış bulunuyor olmamız gerek. Şu topu bana bir salarsa rakip ben de oynayacağım. Ben de para verdim, ben de oynayacağım. Biraz da biz atak yapsak mı acaba şimdi? Daha direkt oynamaları konusunda uyarmanı istiyor. Bilmem ki ya. Olabilir. Yapmasam mı bilemedim.
Of be. Ya saçmalama ya. Üç kişinin arasında şöyle şu topu alır mısın ama ya? İyi bari şansa avansa kestiler. Atamazsın herhalde oradan. Klausen ciddi misin abi? Bir kere yanı çekip vurmak yok mu yani illa böyle? Bok gibi korner izledik. En nefret ettiğim kornerdir bu. Ama korner sandım. Enteresan burada ama yani. Aşırtma oha. Yapma be. Abi yakın olunca frikikte ne kadar sen kullanıyor ki anlamadım. Frikikçimiz de var yani. Abi bak gene aynı şey. Şu dönen topları niye alacak bizde kimse yok ya? Aferin Mordin ya, aferin ona. Vallahi herif onu alamasa inanılmaz sakat. Ver lan hemen şunu. Ama abi şu son vuruşları biraz düzgün yapmamızı istiyorum artık. Kız gibi vurup duruyorlar. Ya. Abi niye herkes kafasına göre frikik kullanıyor? Ferri kim lan? Ferri niye frikik atıyor arkadaş? Gerrard'ın niye miydi bizim frikik çanısını satayım? Bunlar nereden çıkıyor? Kapatın oğlum şunun önünü. Heriflerde de çok büyük bir şey yok da. İkinciye nasıl oynamam gerek acaba? Hiçbir fikrim yok şu an. Hırslı hırslı konuşayım bakayım. Çabalamaktan vazgeçmiyor. Hiç boka yaramadı işte bak. Bireysel konuşmalardır boka yaramadı. Pası oraya atmak mantıklı değil yani. Ben yanlış bir taktikle oynuyorum herhalde. İşte çok fazla bastırıyor. Hiçbir şey olmuyor ya. Şimdi Del Prete de bu kadar Klausen de aynı yerde bekliyor salak. Aman diyeyim abi ben biliyorum zannettim. Çok kolay geliyorlar bizim kaleye kadar da. Topun bizim hayrımıza dönme ihtimali yok ya. Varmış. Haydi. Ulan bir cümle kurdum gol attık. Şey bak. Hayrımıza dönme ihtimali yok dedim gol attık.
Mantovani bak. Takımın maskotu gibi olan herif. Mantovani. Mantova hatta. Güzel. Şansımız yardım etmiş yani. Şimdi kontrolü standarda çekiyorum artık. Çok manyak gibi oynamaya gerek yok. Saatten sonra zaten öne geçtiğimiz maçlarda hep sıkıntı yaşıyoruz biliyorsunuz. Oğlum birini kaçırsan şunu ha. Vur lan oğlum. İşte bu be. Abi şu golü çok gördüm bu sezon ama çok güzel. Cremonesi ya da Pozzebon sağdan ortalıyor. Kral sen ayağının ucuyla dokunuyor. Altı pasın içinden kalenin içine yuvarlıyor. Bu arada ben şey de çok istiyorum sevgili dostlar, onu da söyleyeyim. Bayağı bir HOTS oynuyorum ben. Heroes of the Storm. Heroes of the Storm'un maçlarını da keşke sizlere böyle kayıt alıp izletebilsem diye çok istiyorum. Ama bilgisayarım kaldırır mı kaldırmaz mı ondan emin değilim. Kaldırmaz gibi geliyor bana. Ama oynayan varsa, yani birlikte oynamak isteyen falan varsa haber edin. Ya yorumdan ya mesajdan bir yerden yazın, şey yapayım ben. En azından hani birlikte oynayabileceğimiz bir şey de olmuş olur orada. Öyle yani. Zaten şey, Heroes of the Storm oynayan insan az, düzgün insan az. Bari böyle kendi aramızda bir şey. Orada da Heroes of the Storm'da bir takım kurmayı çok istiyorum mesela. Her şeyde olduğu gibi takım kurunca çok daha keyifli oluyor çünkü o maçlar. Önce de Itachi diye şu diğer çocuğu şey yapalım. O yüzden eğer öyle bir şeyiniz varsa haber edin. Edebilirsiniz. Bir şeyler yaparız elbet. Hiçbir şey yaptırtmıyorum abi. Şöyle değişiklik yapa yapa İyice soğuttum oyunu. Buzhaneye çevirdim. Rıdvan Dilmen bir şeyinde, anısında anlatıyordu. Abi galiba İç Anadolu'da bir yerde maça gitmişler de böyle. Maçtan sonra rakip teknik direktörü şey itiraf etmiş. Hayvan gibi soğuk tabi. Böyle her yer çamur, buz bilmem ne falan. Böyle koş ayaklı duramamış kimse zaten maç boyunca. 0-0 mı ne bitmiş. Rakip teknik direktör şeyi söylemiş ya. Bir gün önce ifaya getirip bütün sahayı hayvan gibi sulatmış. İfaya ortamıyla. O yüzden her yer donmuş olmuş böyle buzlar muzlar falan. Kimse oynayamasın iki tarafta diye. Böyle bir olay anlatmıştı. Evet lan üçüncü yatarken bitir derken olmaz. İyi gidiyoruz abi. Şu bak Çemçük nerede o sıçtığımı sala. Şu yavşak şu. Kötü gidiyor. Tak ettiğim bir yerde değil. Falan diye konuştu konuştu. Bir ara ondan sonra bir derbi bir tane şey ilk maçı kazandık. 11. sıradayız işte. Bir galibiyet de alırsak 9-10. Şuraya böyle giriyoruz artık. Nihayet. Abi zaten hep şu şeyin dibinde olduk. Ha bir saniye. Maç eksiğim var lan benim zaten. Ve de bunun fazlası var. Neyse yani. Şunu daha bir maç şeyim var benim. Oha abi şuraya bak. 1 2 3 4 kişi 37 puanla birincilik muamelesi görüyor diyecektim. Mücadelesi veriyor. Şimdi bir gün sonra gelelim. Gene bitirelim çünkü 2 gün sonra gene maç var. Ev sahibiyiz. Regional ile oynayacağız. 2. sıradayım şu anlarda. Gene aynı taktik, gene aynı şey yani hiç değişen bir şey olmayacak büyük ihtimalle. Şu 911 operatör'a şimdi baksam mı acaba ya? Merak et. Yani kayıt alabiliyor muyum onu merak ediyorum. Alıyorsam şöyle 10-15 bölüm falan bir şey yapabilirim aslında. Bakalım. Ne o kadar uzun sürdü acaba? Ha 15 Aralık olmuş bu arada. Bir 15 gün sonra falan transfer şeyi açılacak.
Bonifazi o kadar şey mi abi? Diğer herifler gol attı falan. Enteresan yani. Demek ki bayağı iyi oynamış. Şu artık gelseydi ya. Şu 16'ya gelelim, bırakacağım. 16 Aralık'a. Rijyan'ı da yenildikten sonra yalnız gene şey yani mücadele çirkin devam edecek. O tepelerde kalmam gerek çünkü. Kan gövdeyi götürecek oralarda belli. Çok fazla puan, o puanla takım var. Bir de yani abi ligin ilk 10'unun birden şey yapması çok enteresanmış. Sonrası nasıl olacak acaba? Eleme usulü mü, başka bir şey mi? Şuna bakalım. Mükemmel taktiğimiz zaten. En kötü performans diye Ferdi mi gösteriyor? Evet, ortalama isabet üstü %0 diyor. Ama gol attı sayılır yani. Ortalarından işte hep. Celal'in güzel klasik paslar şey kritik paslar vermiş ama hata da yapmış. Şimdi Nikola seni nasıl yapacağız abi? Öner. Bir kezcik daha devam basayım ben. Şu Zapata'nın gelip gelmeyeceğini görmek için tamamen. Aa bak şimdi yaptı teklifleri. Tüm teklifleri kabul etmiyor ki abi. Ha, tüm tekniklerle ilgilenildi diyor zaten. Ha yaşlı kabul edilmiş. Güzel. Özel bir olarak yok. Tamam. Ben burada bırakıyorum. Sevgili dostlar. Gene bir galibiyet. Gene çılgın atıyoruz. Valla bu sene olmayacak diyenlere de buradan cevabım olsun artık. Neyse. Kendinize çok çok iyi bakın sevgili dostlar. İskele verilmeden şey yapmayın. Vapurdan atlamayın. Süper bir gün geçirin ve haydi. Hoşçakalın.